Ya kanalınıza aboneyim. Her videoyu da beğeniyorum. Lütfen artık jantayı sorar mısınız demiş. Tabii ki sorarım. Bakıyorum hemen. Erhan Aktaş diyen Evet. arkadaşımız var. Jansa'da arkadaşlar çok iyi bir şirket. Beğendiğim bir şirket. Bu hisse senedinde 2019 yılından 2021'in ilk çeyreğine kadar muazzam bir çıkış olmuştu, yükseliş olmuştu arkadaşlar. Yani şöyle kafamıza canlandıralım. 2.60'tan hisse senedi 113'e kadar çıkmıştı, yükselmişti. Sonra böyle bir yükseliş trendi içerisinde yaşamış bir şirkette olması gereken hareket ne olabilir? Artık herkes ezberlemiştir arkadaşlar. 1 yıl, 1,5 yıl, 2 yıl yataya. Yani bu kadar bir primi sindirebilmek için, piyasaya yayabilmek için ancak uyutmanız lazım. Bu uyuma safhası arkadaşlar yaklaşık olarak 108 seviyesindeki direncin kırılmasıyla en son yaklaşık olarak Kasım ayının başlarında sonlanmıştı arkadaşlar. Bu yaklaşık 1,5 yıllık uyku seviyesi süresi. Şimdi ondan sonra 108 seviyesini aştıktan sonra ise senede 150'lere kadar yükselmişti. Şimdi bu piyasadaki düşüş eğilimiyle birlikte bir düzeltme geldi. Buna şu an ancak düzeltme diyebiliriz. Yani Elliot olarak şöyle söyleyeyim. Daha ikinci dalga arkadaşlar. İkinci düzeltme dalgasında. Bakın bunun daha üçü var. Üçe çıkacak. Sonra %30 geri gelecek. Sonra tekrar dört, yani %30 geri gelerek dördü yaşayacağız. Sonra arkadaşlar beşinci dalgası var. Yani iki tane yükseliş dalgası daha bizi bekliyor burada. O yüzden orta ve uzun vadede portföyde taşırsak sorun olmaz diye düşünüyorum. Özellikle de 150 seviyesi asıl ana çıkışın başlaması için çok kritik bir seviye. Peki. Selçuk